Merhaba dostlarım, ben Serdar ve başka bir GTA 5 gizemlerine hoş geldiniz. GTA 5 gizemlerinin bu bölümünde pek de aslında popüler olmayan bir gizemi konu alacağız. Kaçak katil ya, diğer İngilizce adıyla Drifter. Şimdi iddialara göre Sonora Ulusal Parkı civarlarında siyah giysiler içinde, siyah trench coat'u olan, siyah bir şapka takan San Andreas'ta bir tane eleman vardı. Yine buna benzer. Uzaylılar hakkında bir şeyler diyordu. Böyle cowboy. Cowboy gibi giyinmiş. Yine olduğu gibi siyah giyiniyordu. Ona çok benzeyen bir adam. Bir adamın bu Sonora Ulusal Parkı'nın parkı civarlarında oyunculara bir shotgun'la saldırdığı söyleniyor. Hemen haritadan da göstereyim bu nerede. Şuradaki bölge. Tabelerin olduğu yerde, şuralarda. Şuralarda saldırdığı söyleniyor. Yolların etrafında genelde. Veya parkın içinde. Ben de buraya geldim ve etrafa birazcık dolaşacağım. Ve bu kaçak katilin nasıl bir şey olduğuna bakacağım. Eğer gerçekten böyle bir şey varsa. Bu pek de popüler bir mit değil. Çünkü bu mit hakkında fazla bir şey kurulmamış internete. Saatte 6 oluyor. Yavaş yavaş güneş batacak. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş batıyor. Şurada bir eleman gördüm. Onu takip etmek istiyorum. Gördüğümü hatırlıyorum. Neyse, ama burada. Köpeğini aldı, gezdiriyor herhalde. Genelde böyle ilginç bir şey gördüğüm zaman gidip hemen kontrol ediyorum. Çünkü gerçekten bazen ilginç bir şeyler çıkıyor ortaya. Bu iki eleman ne yapmış? Köpeğini mi gezdiriyor? Au cucu, ne kadar şirinsin sen. Aynen, bayağı standart elemanlar. Oradan bir tane helikopter geçiyor. Ne oluyor? Herkes köpeğiyle gelmiş buraya. Polis yüzünden mi kaçıyorlar? Olabilir. GTA 5'te biliyorsunuz, GTA 5'in de çok dinamik bir dünyası var. Hani bazen gelip belirli bir karakterin oyuncuya saldırması, yani o kadar da sıra dışı bir şey sayılmaz. Tabi bu karakter oyun içinde daha önce görülmeyen bir karakter olduğu için o insanların ilgisini çekiyor. Bir de daha önceden San Andreas'ta da bulunan gizemli bir karakter olduğu için bu. Ne oluyor ya? Daha önce San Andreas'ta da bulunan gizemli bir karakter olduğu için bunu da gizem olarak sayabiliriz. Çünkü yine o siyahlar içindeki adam San Andreas'taki Drifter'ın da insanlara saldırdığı söyleniyordu. Ki onun da ayrı bir videosunu yapacağım sizler için. Bu karakter hakkında da pek bir bilgi yok. Çünkü çok az insan görmüş bunu ve çok az da kanıt var bunun hakkında. Bir iki video, bir iki fotoğraf falan var ancak. O yüzden insanlar bunun fake olduğunu düşünüyor veya fake olmasa bile rastgele bir olay olduğunu düşünüyorlar GTA 5'in içindeki. Ki böyle bir olayın var olması da tabii ki bu iddiaları doğrukular, destekler. GTA 5'in içindeki rastgele bir olay olsa bile ne fark etmez. Bu tarafa geçelim bir. Fazla bir bilgi olmadığı için gece olması, gündüz olması o kadar önemli mi? Ben onu anlayamadım. İddialarda da fazla bir şey yoktu zaten. Kimse bir şey dememiş. Yorumlara falan da baktım. Pek bir şey yoktu. O yüzden daha önce gelip ben buraya yine bir araştırma yaptım. Genelde hep öyle yapıyorum. Etraftaki et
etraftaki detayları da incelemek lazım. Burası ne? Ha, burası böyle küçük bir alan, şey. Elvan çayı falan satıyor herhalde. Ne? Orası Sprinkle mı satıyor? Geliyorsunuz, buradan bir şeyler alıyorsunuz. Güzel bir detay olmuş. İçine de girebiliyoruz. Ama elvan kimse yok burada. Yani böyle bir parkta hiç kimse yok. Böyle bayağı bir şeyler yere atılmış. Duruyor. Kimse gelmiyor buraya sanırım. Motor sesi herhalde. Neden kimse gelmez ki buraya? Gayet güzel bir ortam. Acaba bu insanlar belli bir neden yüzünden mi terk etti burayı? Ya kimse gelmiyor mu artık? Belki bir şeyler olmuştur burada. Şu anda benim söylediğim her şeyi spekülasyon olarak algılayın. Çünkü gerçekten oyunun içinde net bir kanıt yok bu adamın varlığına dair. Zaten fazla kişi de konuşmuyor. Ama bir şeyler varsa bile, bir ipucu falan varsa, bir easter egg falan, ancak şöyle taşların aralarında falan olur. Bulması zor bir yerde olur. Veya çok uç bir noktada olur. Bunun tepesine çıkabilir miyiz acaba? Birisi mi konuştu az önce? Hayvan sesiydi herhalde, bilmiyorum. Okay. Bu istemeden oldu. O demek ki tepesine çıkmak için pek bir yöntem yok. Var mı? Kurt sesi miydi ya? Ses ne? Hayvan sesleri herhalde, bilmiyorum. Burası da herhalde lavabo falan. Bakın şurası da bomboş. Böyle yerler neden, yani GTA 5 gibi cap canlı bir oyunda böyle yerler neden boş, ben onu anlamıyorum. İşte dağda bile yürüyen şeyler falan görüyorsunuz. Dağcılar falan görüyorsunuz tırmanmaya çalışan. Ya buralarda daha 1-2 saat önce köpeklerini gezdiren elemanlar vardı ve şimdi hiç kimse yok. Hiç kimse. Tabii birazcık da gece olmasıyla alakası var ama geldiğimizde de yoktu. Gündüz de yoktu burada. Burada dediğim masaların o tarafta. Aha, birileri var. Bu silahı kaldıralım. Ya gene mi polis? Kaçıracaklar bunları. Ne yapıyorsunuz? Bunlar böyle kampçı gelmişler, şey yapıyorlar. Burada ne yazıyor anlamadım ben. Love's hate relationship bir text yazıyor. Ondan sonra da şey gösteriyor. Johnny'yi gösteriyor orada. Johnny Klebitz'i gösteriyor. Tamam, birileri varmış. Yani terk edilmiş değil burası. Orasını anladık. The VA hospital sending me new meds this week. Hey, you sure do talk some shit. Hillbilliler bunlar. Klasik bildiğimiz hillbilliler. Gelip burada takılıyorlar. Şuna, şu ayıya baksana. Neyse. Konumuz bu değil. Araştırmaya devam. Şu anda fake olabilir diye düşünüyorum. O, bu mit. Veya rastgele bir olaydır belki, adam tesadüfen karşılaşmıştır, bilmiyorum. Ama bana o kadar şey gelmedi, gerçekçi gelmedi. Hani tabii şey diyeceksiniz şimdi. Serdar abi, o kadar fazla şey var. Saçma sapan şeylerle uğraştın işte, Slenderman'dir, hayaletli odur budur falan diye ama yani hiçbir şey yok. Ne, o kadar ürkütücü bir mekan da değil. Ne? You son of a bitch. Bana küfür ediyorlar şu anda. Burada olmazsan falan diyorlar. Hayırdır?
Kardeş hayırdır? Ne oluyor lan? Hayırdır? Hocam. Hangers on like you are fucking up this country. You look like shit. Neden arkana? I don't turn no other cheek. Sen neden? Siz neden? Neden? Ya neden arkana vuruyorsun sen? Anlamadım. Siz neden bana saldırıyorsunuz? I'm slow to anger, but quick to burn. Kapınız açık hocam. Kapıyı kapatın. Ne bileyim. You dumbass. Peki böyle şeyleri insanlar drifti falan zannediyorlar. Tam da diyordum bunlar bu mit şey olamaz diye ama bu miti de bu şekilde açıklayabiliriz bence. Bu mit gerçek demek yerine böyle bir yanlış anlaşılma olmuş diyebiliriz. Baştan gelecek misin? Yani bu gerizekalar bu şekilde bu hillbilliler bu şekilde lan. Öpecek seni vurmak istemezdim ama. Yani bu miti de bu şekilde açıklayabiliriz bence ya. Hani herhangi birinin şey yapması yerine herhangi gizemli bir karakterin gelip oyunculara saldırması yerine oyuncuların tıpkı benim yaptığım gibi insanların karavanların yanına gelerek bu gibi hillbillileri rahatsız ederek tepkilerini çekmesi olabilir yani bu mümkün olayı. Yani öyle geceyle falan da alakası yok bence. Bu mümkün de bu şekilde açıklayabiliriz yani. Olay bu arkadaşlar. Daha fazla şey yok bunun. Başka bir daha gizemli bir şey yok üstüne. Neyse. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Daha fazla videoyu izlemek veya kanalıma abone olmak için ekrandaki resimlere tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.